2018 yılına gelelim. Çağatay Tosun, muhteşem evet. ekibi ve MKC markasının ortaya çıktığı, isminin ortaya çıktığı iş. Sence Türkiye'de aksiyon da nerelerde eksiz? Çünkü neden soruyorum bunu? Dizi güzel bir diziydi. Çok uzun soluklu olmadı. Fakat özellikle birinci ve ikinci bölümlerde müthiş aksiyon sahneleri de vardı. Özellikle sanırım yanılıyorsam düzelt, ilk bölümde harika bir otomobille kovalamaca takip sahneleri falan vardı değil mi? Doğru hatırlıyorum. İlk bölüm olması lazım o. Evet. Senin ilk tanıştığımız andı dizide galiba. Hı. Yine yanlış hatırlamıyorsam. Aksiyonda nerede hata yapıyoruz Türkiye'de? Bu arada yanlış anlaşılmasın. O iş kötüydü anlamında sormuyor. Soruyu çok iyi anladım. Bence aksiyon yaparken şöyle diyebilirim, yani izlediğim, ki ben aksiyon filmleri severim, aksiyonu severim, ama büyük prova gerektiren şeyler bunlar. Acayip bir stunt ekibi lazım, dublörler, bir ton şey lazım. Yani atıyorum, yani mesela çok beğendiğim bir tane yönetmen var. Acayip yetenekli. Onun da yeni filmi çıktı. Türk bir yönetmen, Hollywood'da yaşıyor. Ahmet Atalay diye. The Cure diye bir filmi çıktı. O filmi izlediğinizde olağanüstü aksiyon sekansları var. Ama nasıl çektiğini görünce ağzınız açık kalır. Çünkü arabalar uçuyor, patlıyor falan. Yani şunu dersin, yani bu 100 milyon dolarlık bir film. Halbuki maket arabalarla çekti neredeyse her şeyi. Yani gerçek araba fırlamıyor ya da patlamıyor. Şimdi bu, o movie magic dediğimiz olay burada devreye giriyor. Yani bir kamera var, bir lens var ve işimiz illüzyon üretmek aslında. Bence bazen burada onu unutuyoruz. Çok literal bir şekilde, ha tamam uçaktan atlar, atla uçak, öyle bir şey değil. Yani anlayabiliyor muyum? Yani veya patlar ya da gerçek bir araba patlatırız ya da araba döner, gerçek bir araba döndürürüz. Tamam, bunları yapabiliriz ama bu şartlarda maket de kullanıp bambaşka bir lensle, bambaşka bir kamerayla onu gerçek bir şekilde yansıtıp aslında çok doğal bir şekilde bence iletebiliriz gibi bir ton şey var. Ama bence bizim en büyük sıkıntımız aksiyon çekemiyoruz değil. İmkan, fırsat, para, bütün bunlar lazım. Şimdi bütçeler belli. İmkanımız, zamanımız, onlar da belli. Olağanüstü şeyler çekiyoruz 6 günde. Bir sinema filmi, iki sinema filmlerinden daha uzun bir şey çekiyoruz 6 gün içerisinde. O yüzden yani ben ilk bu piyasaya girdiğimde şey demiştim. Yani acayip yetenekli bir atletiz biz burada. Yani piyasa bir koşucu diyelim. Acayip yetenekli bir koşucu. Yani her zor imkanda olağanüstü şeyler başarıp bütün dünya bir şekilde seviyor. Ama şartlar yüzünden o koşucunun bilekleri kesilmiş. Ve hala o 100 metreyi deli gibi koşmasını ve birinci olmasını bekliyoruz. Yani mümkün değil. Mümkün değil. Ve yani mesela piyasamızın bence bulunduğu durumda şartlar sebebiyle tam da bu. Aslında çok şey yapabiliriz ama 6 günde 140 sayfa bir senaryo çekmek zorunda kaldığımız için o aksiyon sahnesi, güzel yazılmış aksiyon sahnesi ve çok da bir katkısı olabilecek bir aksiyon sahnesi 3 saate çekilmek zorunda. Çünkü gün gidecek, o olacak, sonraki sahneyi çekeceğiz, o mekan değişecek falan filan. Amerika'da ya da başka yerlerde bir aksiyon sahnesi çekildiğinde birkaç gün veriliyor o sahne çekilsin diye.